arkadaşlar, Biyot Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle rasyonel sayılarla ilgili problemler çözeceğim. Ve bu sorular daha çok gelecek tabii ki. Ben gördüğünüz üzere türevle ilgili artık son 2 video kaldı, konu anlatım. Konu toplam 7-8 videoda türev bitmiş oluyor. Baba bir konu. Sonra türevi anladığınız zaman integral daha kolay gelecek. Biz türevle ilgili birkaç tane daha soru videosu, karışık soru videoları falan çözeceğiz. Sadece soru videoları, denemeleri, çıkmış denemeleri çözeceğiz. Göreceksiniz ki benim gösterdiğim, aslında gösterdim dedim her kitapta olan ama anlayamadığımız kısımlarda tek bir kuralla yapmak var türevi. Bu kurallar çok basit. Ben size formül olarak da bir kağıt olarak PDF'sini atacağım soru çözdüğünüz zaman. Yani onun çıktısını alıp soru çözerken oradaki kurala bakacaksınız. Videolarda gelecek. Takip etmenizi şiddetle öneriyorum. Özellikle türevi yapamayanlar için. Şimdi videomuza başlayalım. İlerleyen vakitlerde zaten daha güzel videolar daha gelecek. Şimdi arkadaşlar burada birinci soruda bilmem gereken benim bu sorunun işlem önceliğini bilmem lazım. Şuradaki işlem önceliğini. Birinci sorum. İşlem önceliği dediğim nedir? Ya çarpma, bölme, birinci işlem önceliği. Bunlar varsa önce bu işlemi yapıyorum. İkincisi de toplama, çıkarma. Şimdi bunlardan hangisi var? Bölme var. Önce bölmeyi yapıyorum. Şöyle bir çiziyorum şuraya. Bakın. Önce burayı yapıyorum. Şuraya hemen 3 bölü 4 bölü 3 bölü 2 yazarsam bölü olduğu zaman şuradakini ters çeviriyorum. O zaman eksi 3 bölü 4, 2 bölü 3. Bu bölmeyi ters çevirdiğim zaman çarpım oluyor. 3'ler gidiyor. 2 ile 4 sadeleşiyor. Burası da eksi 1 bölü 2 kalıyor. Demek ki şurası neymiş? Eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 bu. Eksi 1 bölü 2 gitti. Cevabım ne kaldı? Eksi 1 bölü 4. Hızlı yapacağız arkadaşlar bu tip sorularda. İkinci soru tipim. Her zaman bunlar birbirinden farklı gibi gözükse de aslında paydaları şununla şunun, şununla şu ortak olacak büyük ihtimal. 5'te 5 var. Şimdi şu eksi dağıtarak her zaman çözeceğiz. Ortada bir her zaman eksi oluyor. Bunu dağıtmamız lazım. Yazıyoruz 2 bölü 3 eksi 1 bölü 17 artı 3 bölü 5 eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 17 artı 2 bölü 5. Şimdi eksi 1 bölü 17 ile artı 1 bölü 17 gitti. 3 bölü 5 ile 2 bölü 5 toplanırsa 5 bölü 5'ten 1 olur. Geriye artı 2 bölü 3 eksi 1 bölü 2 kaldı. Gördüğünüz üzere şunu 2, bunu da 3 ile genişletirsem 2 kere 2 4, 3 kere 2 6, 3 kere 1 3, 3 kere 2 6 artı 1. Şimdi paydalar eşit olduğu için işlem yapabilirim. 4'ten 3 çıkarsa 1 bölü 6 artı 1'den 6 çarpı 1. 6 1 ile toplanması 7 bölü 6 şıkkım olacak. Geldik 3. soruya. Bu da bir tipik sorudur arkadaşlar. Her zaman şöyle çözülür. Bu işlem aslında şuradakinin aynısı. Bu da soru işaretine eşittir. Yani 3 artı 18 soru işareti eşittir soru işareti. Hangisi? Bunların hepsi vereceğim değerler bana sonunda aynı değeri vermesi lazım. Yani 18'i 3'e böldüğüm zaman 6, 3 ile topladığım zaman 9'u veriyor. Ama ben 18'i böldüğüm zaman yine 3'ü bulmam lazım. 6'ya 5 zaten 18'e bölünmez. 6'ya baktığım zaman 6 18'e bölün 3, 3 ile toplanırsa 6. Cevabım C'ye. Hızlı bir şekilde geçmem lazım arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. Basamaklı kesir sayılar. Dördüncü soru. En temelden, en aşağıdan başlayarak gidiyoruz. 4 kere 2, 8. 8'den 3 çıktı. Burası ne oldu arkadaşlar? 8'den 3 çıkarsa 5 bölü 4. Buradaki 1'i gördükten sonra şunu ters çeviriyoruz arkadaşlar. 2 eksi 4 bölü 5 yapıyoruz. Şimdi 5 kere 2, 10. 4'ten çıktı. Ne kaldı? 6 bölü 5. Şurası ne oldu? 6 bölü 5. Şimdi 2 var. 2 şu bölüm çizgisi olduğu için bölü 6 bölü 5 değil mi? Biz nasıl yapıyoruz? 2 çarpı ters çevirdiğimiz zaman çarpı olarak yazacağız.
5 bölü 6. 2 ile 6 adresi ise 5 bölü 3. Demek ki şurası şu komple 5 bölü 3'müş. Burada da 1 artı var. 1 artı 5 bölü 3. 3 kere 1 3. 5 daha topladığımız zaman 8 bölü 3 cevabı. Geldik 5. soruya. Bu soruda da 1 artı 0 2 toplanırsa nasıl toplanıyor? Bunu bilmemiz lazım. Şöyle arkadaşlar yazılır. 1 bölü 2. Şurası nedir? 1 bölü 2. Yani 1 virgül 2 pardon. 1 virgül 2. 0 1 ile 0 virgüller hep aynı hizada gördüğünüz gibi. Hocam 1'de virgül yok derseniz aslında var ama 0 burası. 0 virgül 1, 0 virgül 15 toplandığı zaman 0 virgül 25 ediyor. Burası da 0 virgül 25. Şimdi çarpacağız. 1 virgül 12, 1 virgül 2 ile 0 virgül 25'i çarpacağız. 12 bölü 10 arkadaşlar. Şu da virgülden sonra kaç tane rakam varsa birden sonra 0 koyuyoruz paydaya. Çarpı 25 bölü virgülden sonra 2 rakam olduğu için 2 sıfır koyuyoruz. 100. Bunlar sadeleştirilebilir. 25 ile 100 sadeleşirse 4. Burada 12 var. 12 ile 4 sadeleşirse 3. 3 bölü 10 demek 0,3 demek.